Evet. Somut olmayan kültürel miraslarımızın yaşatılması ve korunması hakkında bir projemiz var. Bu proje hakkında neler düşünüyorsunuz? Şimdi somut olmayan, yazılı olmayan kurallar var. Yani hayatımızda, yaşantımızda, bizim geçmişten gelen, geleneklerimizden, göreneklerimizden bize aksettirilen, bizim de size aksettirmek istediğimiz somut olmayan, yazılı olmayan kuralları muhakkak ki ne yapmamız lazım? Gençliğimize bunları aktarmamız gerekiyor. Ondan dolayı çok önemsiyorum ben onu. Gençliğimiz ne kadar bunları öğrenirse ve kendi yaşam tarzına aksettirebilirse bu ne olur? Toplumda daha barışçı, daha saygılı, daha insanların birbirini sevdiği, kucaklayan. Bu projemiz kapsamında Nevruz kutlamaları devam ediyor. Baharı müjdeleyen Nevruz kutlamaları ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Şimdi Nevruz bir Türk bayramı. Bunu hepiniz böyle bilmeniz gerekiyor. Tarihe baktığınız zaman Nevruz'u biz baharı müjdeleyen bir bayram olarak da kutlarız. Nerede yaşatacağız? Okullarımızda yaşatacağız. Biz baharın geldiğini, baharın bereketli olmasını ne yapacağız? Dua edeceğiz. Çünkü baharla beraber nedir? Gelecekte olan yiyecek, meyveniz, sebzeniz, tahılımız baharla beraber nedir? Daha bereketli olursa, daha çok olursa insanlara daha faydalı olacak. Evet. Okulumuzda Nevruz bayramlarını coşkuyla kutluyoruz. Bunun öğrencilerimize nasıl, ne bir katkısı olabilir? Şimdi biz nasıl ki bizden önceki büyüklerimizden bazı şeyleri öğrendiysek, biz de sizlere, sizin gibi genç arkadaşlara bu türlü geleneklerimizi, görüneklerimizi ne yapmamız lazım? Aktarmamız lazım. Bunları. Somut olmayan kültürel miraslarımızın yaşatılması ve korunması hakkında bir projemiz var. Bu proje hakkında ne düşünüyorsunuz? Çocuklar teşekkür ederiz böyle çalışmalarınız için. Sizlere bu şekilde çalıştığınızı görmek bizlere mutluluk veriyor. Özellikle yardımlaşma kültürü bizlerde çok fazla ediyorsunuz malumunuz. Bu şekildeki Nevruz Bayramı olsun, Hıdır Edez Bayramı olsun, bu bayramlarda da insanların bir araya gelmeleri ve bu kültürlerin yaşatmaları Türk milletinin özünde çok fazla yaygın bir şekilde yaşatılmaktadır. Ancak tabii okullarımızda biz bunları yaygınlaştırmakta mükellef olduğumuzdan dolayı sizler bunları öğrenirsiniz. Yani bizlerin yaşadığımız o kültürlerin bir kısmı dahi olsa, bir kısmı daha olsa sizler de yaşayıp yaşatasınız düşüncesiyle bazı etkinlikler biz yapmaya çalışıyoruz. Projemiz kapsamında Nevruz Bayramı'nı da kutluyoruz. Aynen. Bayram müjdecisi Nevruz ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii genel fikir olarak baktığımızda bayram müjdecisi olarak ben kutlanır bilmiyorum ama normal Nevruz Bayramı'nın asıl kutlama aşamasının Türklerden bu zamana kadar devam ettiğini, birçok kültürde bunun yaygın bir şekilde kutlandığını biliyoruz. Ve bu mirasımızın bu şekilde yaşatılıyor olması da bize bu duyguların yaşatılması için çok önem arz ettiğini ben düşünüyorum. Biz bile şurada baktığımızda şimdi artık okulun bahçesinde böyle küçük bir etkinlik bile yapmış olsak sizin aranızdaki ilişkiler birazcık değiştiğini fark edebiliyoruz. Burada görevlerimizden işte bu şekildeki etkinliklerle biz büyüklerimizden bunları görüyoruz. İşte yardımlaşmayı, arkadaşlığı, dostluğu ve birçok duygu biz aslında bu mirasımızla kazanıyoruz. Bu mirasımızla destekliyoruz. Düşünüyorum. Geleceğimize sahip çıkarak biz ne yapıyoruz? Türkiye Cumhuriyeti ile ben yaşatmayı yaşatabileceğimizi düşünüyorum inşallah. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Bu çalışmalarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim.